prijatelji iz bratske općine Altındag, koji su članovi zvanične delegacije Republike Turske na čelu sa načelnikom općine gospodinom doktorom Veselom Tirjakijem, njegovim pomoćnicima te cjelokupnim općinskim vijećem. Poštovani sugrađani, eselamu alejkum, dobar dan i dobrodošli na svečanost upriličenu u povodu otvorenja kulturnog centra Altındag Visoko. Değerli misafirler, değerli davetliler, değerli resmi delegasyon üyelerimiz, kardeş belediyemiz Altındağ Belediyesi Başkanımız Veysel Tirjaki Bey'e, yardımcılarına, bütün belediye heyetine ve Visoko halkına iyi günler dilerim. Esselamun Aleyküm. Altındağ Visoko Kültür Merkezimizin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Posebno pozdravljamo ambasadora Republike Turske u Bosni i Hercegovini, njegovu ekscelenciju Džihad Erginaja, predstavnike TIKE, predstavnike Instituta Yunus Emre, predstavnike Turskog Lota, te ostale visoke goste i vijećnike općinskog vijeća Visoko. Özellikle Bosna'da bulunan Türkiye Büyükelçisi Cihat Erginaya, TİKA temsilcilerine, Yunus Emre Enstitüsü temsilcilerine, Türkiye'nin LOT temsilcilerine ve diğer Visoko Belediyesi meclis üyelerine ve özel misafirlerine ayrıca selam olsun. Pored uvaženih gostiju iz Republike Turske, pozdravljamo i predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti, predstavnike međunarodnih organizacija, udruženja i prijatelja Visokog. Türkiye'den gelen değerli misafirlerimizin dışında yasama ve yürütme makamlarına, uluslararası organizasyon temsilcilerine, derneklerine ve Visoko kardeşlerimize ayrıca selam olsun. U januaru 2013. godine načelnica općine Visoko gospođa Amra Babić i načelnik općine Altındağ gospodin dr. Veysel Tirjaki potpisali su povelju o prijateljstvu između općine Altındağ i općine Visoko. Ocak 2013 yılında Visoko Belediye Başkanımız Amra Babić ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tirjaki arasında iki belediyenin mutabakat zaptı yapılmıştır. Svečanom poveljom pisanom na bosanskom i turskom jeziku ove dvije općine obavezale su se da na osnovu istinskog međusobnog uvažavanja trajno uspostavljaju različite oblike saradnje, razmjenu ideja i realizaciju projekata od zajedničkog interesa u oblastima kulture, obrazovanja, turizma, sporta, zaštite prirodnog i kulturnog nasljeđa. Türkçe ve Boşnakça dillerinden oluşan bu mutabakat zaptı, iki belediyenin birbirlerine karşı samimi ve saygı içeren, uzun vadeli ilişkilerin ve çalışmaların yapılması, fikir alışveriş ve kültür kapsamında ortak amaçlı proje gerçekleştirmesi, eğitim, spor, turizm ve doğa, kültür mirasını koruma amacıyla imzalanmıştır. Nakon potpisivanja povelje o prijateljstvu, Visoko je postalo prvi bratski grad jedne od najvećih općina glavnog grada Republike Turske. Kulturni centar ispred kojeg se nalazimo je poklon svim Visočanima od bratske općine Altındağ iz Ankare. Bu zaptın imzalanmasıyla başkent Ankara'nın en büyük belediyelerinden olan Altındağ Belediyesi'nin İl kardeşi Visoko Belediyesi olmuştur. Şu an önünde bulunduğumuz bu kültür merkezimiz Altındağ Belediyesi tarafından Visoko halkına armağan edilmiştir. U čast današnjoj svečanosti upriličenoj u povodu otvorenja kulturnog centra Altındağ Visoko možete uživati i u prigodnom kulturno-umjetničkom programu. Pogledajte Igre iz Bosne koje će izvesti članovi kulturno-umjetničkog društva Visoko. Altındağ Visoko kültür merkezi vesilesiyle yapılacak olan
kültür sanat etkinliğimize hepimizin katılımıyla başlıyoruz. Şimdi de Visoko Kudum grubunun oynayacağı Igre iz Bosne, yani Bosna'nın oyunlarını izleyeceğiz. Thank you.
Zahvaljujemo se članovima kulturno-umjetničkog društva Visoko. Visoko, kod grubuna, teşekkür ediyoruz. Uspješna realizacija gradnje kulturnog centra. Može aplauz, može aplauz. Uspješna realizacija gradnje kulturnog centra kao i današnja svečanost simbol su zahvalnosti za velike napore koji su uloženi u jačanju prijateljskih i bratskih veza i saradnje između gradova Visokog i Altında i naše dvije zemlje. Kültür merkezimin başarıyla tamamlanması ile birlikte yapılan bu önemli programın amacı arkadaşlık ve kardeşlik ilişkilerini güçlendiren bu iki belediye arasında işbirliği için sarf edilen çabanın bir sembolüdür, bir teşekkürüdür. Brojne su spone, zajednički interesi i ciljevi koji nas povezuju. Jedna od njih je i umjetnost. Bizi birbirimizle bağdaştıran önemli faktörlerden birisi de sanattır. Pozdravimo mlade i talentovane interpretatore iz bratskih gradova, a koji su već internacionalne zvijezde. Armina Muzaferiju i Ilkim Eylül. Aplauz. İki kardeş evimizin genç ve yetenekli, uluslararası yıldızlarımızdan Armin Muzaferiya ve İklim Eylül'ü alışlarınızla sahneye davet ediyorum. Zahvaljujemo se našim umjetnicima u čijim izvedbama ćete moći uživati i nakon svečanog otvorenja kulturnog centra Altında Visoko. Altında Visoko Kültür Merkezi açılış törenimizin ardından eşlik edebileceğiniz değerli sanatçılarımıza teşekkür ederiz. Çok güzel. U januaru 2014. godine, tačno godinu dana od potpisivanja povelje o prijateljstvu između općina Visoko i Altında, ovdje u naselju Prijeko upriličeno je svečano polaganje kamena temeljca. Kardeş belediyelerimizin mutabakat zaptının imzalanmasından tam bir sene sonra 2014 Ocak ayında Prijetko kasabamızda temel atma töreni yapılmıştır. Početkom naredne godine delegacija Bratske općine Altında posjetila je kulturni centar u izgradnji, a radovi koji su trajali nešto više od godinu dana sredinom 2015. godine su zvanično završeni. Sonraki yılın başlamasıyla Altında Belediye heyeti Kültür Merkezi inşaatı ziyarete gelmişti ve bir seneye yakın süren inşaat 2015'te tamamlanmıştı. Zgrada je ukupne površine od 3200 kvadratnih metara, a sastoji se od kongresne dvorane za 450 osoba, dvije manje dvorane za multiplex kino, nekoliko kabineta za razne vidove edukacije, biblioteka, čitaonica i niza drugih popratnih sadržaja, te velikog prostora na vrhu pod staklenom kupolom za izložbe i druge vrste prigodnih skupova. Binamız toplam 3200 metrekareden oluşmakta olup 450 kişilik konferans salonu, 2 multiplex sinema salonu, görüntü eğitim sınıfları, kütüphane, serbest çalışma alanları ve birçok benzeri alanlarla birlikte en üst katı cam kubbeden oluşan büyük bir alana sahiptir. Ovo je prilika da pozovemo općinsku načelnicu, gospođu Amru Babić, da vam se obrati. Dok nam se načelnica pridruži, veliki aplauz za snovu. Açılış töreni nedeniyle belediye başkanımız Amru Babić'i sahnete davet ediyoruz. Dragi gosti i prijatelji, Vaša Ekscelencijo Republike Turske, načelniče Tirjaki, uvaženi vijećnici općina Altında i općine Visoko, predstavnici na većim nivoima vlasti, predstavnici TIKE, predstavnici Turskog lota u Bosni i Hercegovini, predstavnici Yunus Emre Instituta,
predstavnici vjerskog i kulturnog života općine Visoko, dragi sugrađani, eselamu alejkum, dobar dan i dobrodošli. Hoš gelgnis. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Ekselansı, Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Visoko Belediyesi ve Altındağ Belediyesi Meclis Üyelerine, TİKA temsilcilerine, Yunus Emre Enstitüsü temsilcilerine, Türk Taburu temsilcilerini ve diğer bütün gelen misafirlere hoş geldiniz, selamun aleyküm diyorum. Zadovoljstvo mi je i velika čast uputiti vam izraze dobrodošlice na svečanu manifestaciju otvaranja kulturnog centra Altındağ Visoko, izgrađenog od strane općine Altındağ iz Ankare u znak bratstva i prijateljstva sa građanima općine Visoko. Našim gostima želim ugodan boravak u Visokom i boravak u Bosni i Hercegovini. Altındağ Belediye tarafından yapılmış olan bu tesisi bir kardeşlik simgesi olarak burada bulunmaktayız. Bu yerden şeref olarak duyduğum, şeref olarak hissettiğim bir şekilde sizlerle içten hoş geldiniz demek istiyorum. Burada iyi hissetmelerinizi dilemek istiyorum. Danas su sa nama načelnik općine Altındağ, ali i vijećnici općine Altındağ. Moram vam reći da su oni odluku da grade ovaj kulturni centar u Visokom, tako daleko od Ankare, donijeli jednoglasno i molim vas aplauz za njih. Tesisin yapılması ve destek olarak Visoko Belediyesi'ne armağan olarak verilmesi Altındağ Belediye oy birliğiyle yapılmış olduğu için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü büyük bir simge olarak, kardeşlik simgesi olarak biz bunu kabul ediyoruz ve o yüzden sizler için meclis üyelerine teşekkür etmek için büyük bir alkış istiyorum. Ovaj objekat je multifunkcionalan. U njemu je trajno mjesto za rad pronašla i naša gradska biblioteka za djecu i odrasle. Muzejska postavka iz perioda 1992-1995. godine. Fotografije naših šehida i poginulih boraca. Nekoliko učionica i sala za prezentacije, seminare i edukacije. Kongresna kinodvorana. Bu tesiste çok yönlü bir tesistir. Multifunksiyonel bir tesistir. İçeride şehir kütüphanesi bulunmaktadır. 92-95 yıllar arasında yapılan savaş fotoğrafları bulunmaktadır. Şehitlerimizin fotoğrafları bulunmaktadır. Ayrıca sinema salonu, konferans salonu ve çeşitli sınıflar bulunmaktadır. Uz ovaj objekat izgrađen je parking, šetnica, saobraćajna obilaznica i možemo reći da je ovim projektom pokrenut razvojni projekat ne samo naselja Preko i mjesne zajednice Centar, nego i cijele općine Visoko. Do prije nekoliko vremena na ovoj lokaciji bila je jedna zapuštena livada. Na lokaciji malo niže bila je zapuštena lokacija srušenog dječjeg obdaništa. Danas imamo ovdje izgrađen multifunkcionalni kulturni centar i radove na izgradnji dječjeg obdaništa. Bulunduğumuz yer Prijeko mahallesi. Bu tesisin yapılmadan önce burada sadece boş bir arsa duruyordu ve harap olarak bir kreş bulunuyordu yanında. Bu yapılan tesisle beraber otopark yeri, yürüme yolu bu mahallenin gelişmesine büyük katkılar ve büyük temellerden birisi olmuştur. Sadece Prijeko mahallesi için değil, hem Visoko Belediyesi için büyük bir şeydir. Već niz manifestacija održali smo ovdje u kulturnom centru i na ovom platovu. Nekoliko koncerata, izložbi, promocija knjiga. Jednu od njih, muzičku manifestaciju Zvuci Balkana,
vidjeli smo sinoć. Naš plan i naša želja je da ovaj kompleks živi svoj kulturni život na zadovoljstvo i u korist građana općine Visoko. Bu kültür merkezinde şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğumuz birkaç tane konser oldu. Sergi kitap tanıtımı yaptık ve diliyoruz ki ilerideki yıllarda Visoko Belediye'nin ve Visoko halkının kültür yaşamı burada güzel bir şekilde gerçekleştirilecek. U ime mladosti Visokog, u ime kulture i umjetnosti Visokog, u ime građana općine Visoko i u svoje lično ime zahvaljujem se svima onima koji su dali svoj doprinos u izgradnji ovog objekta. Bu tesisin yapılmasına katkı emeği geçen bütün kurumlara, insanlara buradan, bu yerden içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Rezultat je ovo isvjeličanstvo napora jedne generacije zakonodavne i izvršne vlasti dva grada iz dvije države, da vodeći politiku stvaranja prijatelja učvrste međusobne veze i svoju saradnju podignu na veći nivo. Bu güzel tesisin ve bulunduğumuz yerin sonucu iki belediyenin ortak işbirliğiyle beraber yapılmış olduğu faaliyetten dolayı burada bulunuyoruz. O da bir simgesidir, bir ispatıdır. İki belediye arasında kardeşlik bağı güçlüdür ve daha da ileriye gidecektir. Nadam se još boljoj i još većoj saradnji u svim poljima našeg djelovanja između dvije općine u budućnosti. Temenni ediyorum, umuyorum ki bu bir başlangıçtır. İlerideki zamanlarda daha güzel şeyleri yapacağız. Ortaklaşa hep beraber bu şekilde buluşacağız. Zahvaljujem se našim prijateljima na pruženoj ruci prijateljstva. Dostlarımıza destek verdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Zahvaljujem se svim građanima općine Visoko što su tu ruku prijateljstva pružili i što su pružili iz svog srca prijateljstvo našim gostima. Visoko halka adına sizlerin vermiş olduğunuz bu armağanı kabul ettikleri için, sahiplendikleri için içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hvala vam svima. I de teşekkür ediyoruz. Zahvaljujemo se općinskoj načelnici Amri Babić koju molimo da ostane ovdje sa nama na bini. Sahnede bizimle beraber kalmasını rica ederek başkanımıza teşekkür ederiz. Ovo je prilika da zamolimo i gospodina doktora Vesila Tirjakija, načelnika Bratske općine Altındak, koja je i finansirala izgradnju kulturnog centra Altındak Visoko, da nam se obrati. Altındak Visoko, kültür merkezimizin inşaatı için finansmanı olan, aynı zamanda Visoko Belediyesi'nin kardeş belediyesi başkanı olan Doktor Veysel Tiryaki'yi sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer Büyükelçi, kıymetli hanımefendi, Visoko'nun saygıdeğer Belediye Başkanı Sayın Amra Babiç, kıymetli protokol, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bosna'daki temsilcileri, TİKA'nın, Yunus Emre Enstitüsü'nün kıymetli temsilcileri, burada ismini sayamadığım saygıdeğer konuklar, Ankara'dan, Türkiye'den bu özel günde Visoko'nun bu mutlu gününü paylaşmak için buraya gelen kıymetli dostlar ve bunun ötesinde Visoko'nun güzel insanları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uvažena ekscelencijo, ambasadori Republike Turske u Sarajevu, uvažena načelnice Visokog, uvaženi direktore instituta Yunus Emre Sarajevo, cijenjeni gosti iz Turske i iz Ankare, uvaženi predstavnici Turske vojne misije u Bosni i Hercegovini i prije svega lijepi građani Visokog, dobrodošli. Öncelikle bugün Visoko'nun güzel insanlarına, Türkiye'nin başkenti Ankara'dan
özellikle Altındağ'dan sevgiler, saygılar getirdim. Prije svega danas sam donio selame i poštovanje iz Ankara, iz glavnog grada Turske, tačnije iz Altındağ, za sve vas, lijepi građane Visokog. Bütün samimiyetimle ifade ediyorum ki Altındağ ilçesinin kalbi bugün Visokolu hemşehrileriyle birlikte bugün burada atıyor. Želim da vam kažem da je srce svih nas iz Altındağ ovdje zajedno sa vama, sa svim građanima Visokog. 2013 yılının Ocak ayından itibaren başlayan iki kent arasındaki ilişkilerin somut örneğini bugün burada beraber görüyoruz. Od januara 2013. godine započetu saradnju vidimo ovdje kao jedan veliki rezultat. İlk defa Altındağ Belediyesi Visoko Belediyesi ile bir kardeşlik protokolü imzaladı. Prvi put je potpisan protokol između Altındağ i opštine Visoko. Bu kardeşliğin lafta sözde kalmaması için birçok aktiviteyi Visoko Belediyesi ile beraber gerçekleştirdik. I to nije ostalo samo na nekom pukom obećanju, zajedno smo realizovali mnoge projekte. Altındağ'da inşa ettiğimiz çok büyük bir parka Bilge Kral Aliye İzzet Begoviç'in ismini verdik. U jednom velikom parku kojeg smo napravili u Altındağ'u dali smo ime Aliye İzzet Begoviç'a. Altındağ'ın tarihi ve kültürel bir merkezine Visoko Altındağ Kardeşliği adına bu bölgenin kültür ve tarihini yansıtan bir mimari yapıyı inşa ederek Kardeşlik Çeşmesi adı altında hizmete açtık. U kulturnom istorijskom dijelu Altındağ ostvarili smo, napravili smo jednu česmu kao predstavnicu našeg historijskog i kulturnog prijateljskog odnosa. Her yıl Visokolu çocuklarımızı Ankara'ya Altındağ'a davet ettik. Onları misafir ettik. Svake godine smo ugostili u Altındağ'u djecu iz Visokog. Visoko'nun özel günlerinde temsilcilerimizi gönderdik. Također smo poslali naše predstavnike na sve značajne datume u Visokom. Bugün burada Visoko'nun geleceğine katkı sağlayacağını düşündüğümüz kültür merkezinin açılışını beraber yapıyoruz. Danas ovdje zajedno otvaramo ovaj kulturni centar i nadamo se da će doprinijeti razvoju Visokog. Tarihe şahitlik ediyoruz. Svjedočimo historiji. Açıkçası kültür merkezinin yoğun kullanıldığını görmekten duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak isterim. Također želim da podijelim sa vama radost što vidim da će se ovaj kulturni centar uveliko koristiti. Bosnalı Visokolu gençlere ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. I mislim da će omladini stanovnicima Visokog veoma doprinijeti. Çünkü Bosna'nın huzur ve istikrarı yalnızca Balkanların değil, tüm Avrupa'nın barışı ve istikrarı için önemli olduğunu düşünüyoruz. Zato što mislimo da Visoko nije bitno samo za napredak i budućnost samo Bosne i Hercegovine i Balkana, već i cijele Evrope. Dileğimiz ve duamız o ki Allah Bosna Hersek'i her zaman barış içinde, istikrar içinde yükselen bir ülke, Bosna Herseklileri de onur içinde yaşayan insanlar kılsın. Molimo Boga da učini da Bosna i Hercegovina i Bosanci i Hercegovci žive u spokoju i miru i da Bosanci i Hercegovce učini jednom uzvišenom nacijom. Kardeşliğimiz daim olsun. Neka naše bratstvo bude vječno. Kuşkusuz biliyoruz Bosna'nın yaraları çok taze. Znamo bez sumnje da su rane Bosne i Hercegovine još uvijek friške. Bu topraklarda çok büyük acılar, zulümler yaşandı. Ovdje su proživljene mnoge patnje i mnoge teškoće. Tüm dünya seyretti, sessiz kaldı. Cijeli svijet je to gledao i ostali su bez komentara.
3,5 yılda yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. U 3,5 godine na stotine hiljada ljudi je izgubilo svoje živote. Milyonlarca kişi evini, yurdunu terk etti. Na milyona ljudi je ostalo bez svog doma. Müslümanlara yapılan bu soykırımı, bu zulmün izlerini yalnız burada değil, Bosna'nın tüm coğrafyasında görmek mümkün. To je mogu ovaj genocid i ove zločine moguće videti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ancak şunu da ifade edeyim ki bugün Bosna Hersek tüm dünya üzerinde kardeşliğin, dostluğun, bir arada barış içinde yaşama kültürünün örneklerinden birisini veriyor. Želim reći da je Bosna i Hercegovina jedan primjer u svijetu kako se to može živjeti u bratstvu i jedinstvu. Yine duam odur ki Rabbim bir daha aynı acıyı bu millete yaşatmasın. I molim Boga još jednom da ovu bol ponovo ne da ovim ljudima u novim prostorima. Bosna Hersek'in yaşadığı bu sıkıntılı günlerin ardından kendini toparlama ve ilerleme ivmesi gösterdiği bu günlerde Altındağ Belediyesi olarak yaptığımız kültür merkezinin Bosnalı gençlerin geleceğine, eğitimine ve gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. I vjerujemo da ćemo izgradnjom ovog centra nakon svih ovih teškoća i u ratnom periodu doprinijeti razvoju ove države i razvoju naše omladine što se tiče obrazovanja, kulture i svega onog ostalog. Bu tesis Visoko'nun çocuklarını geleceğe hazırlayacak. I ovo će pripremiti omladinu Visokog. Çocuklar sosyal ve kültürel alanda pek çok yeniliğe kavuşacak. Omladina u Visoku će se susresti sa mnogo novina što se tiče kulturnog života. Bu tesisin içindeki kültür salonları, toplantı salonları, konferans salonları ve çok sayıda farklı amaçlar için yapılan salonlar, kütüphane, sinema, derslikleriyle kültür merkezinin Visoko'ya önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Jasno je da će učionice, biblioteka, razni saloni za što se tiče kulturnih dešavanja, kina doprinijeti razvoju kulturnog života u Visokom. Gençlik yıllarımdan beri takip ettiğim ve hayranlık duyduğum bütün ömrünü Bosna'nın bağımsızlık mücadelesine ve inandığı yüce değerlere adayan Bilge Kral Aliye İzzet Begoviç'in henüz vefatından birkaç gün önce yazdığı bir şiiri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Želim sa vama podijeliti i poeziju rahmetli Alije Izetbegovića koji je napisao prije smrti na neki 3 do 4 godine. Osteni Ospirivan Kakučeš Poknute Gleve Ispod Zivi Jezda Kojim kad Putem Kreniš. Na kraju čeka smrt i sveza završava propušću. A ti ćeš umrijeti i ovaj svijet će umrijeti. Zato ostani uspirovan. Bu mısraları Türkiye'den gelenlerle de paylaşayım. Da ove stihove podijelim i sa gostima koji dolaze iz Turske. Dik dur. Yıldızların altında nasıl başı eğik durursun? Hangi yoldan gidersen git, sonunda ölüm bekliyor. Ve her şey felaketle sonuçlanıyor. Sen de öleceksin. Bu dünya da ölecek. Bu yüzden dik dur. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Zahvaljujemo se gospodinu Veselu Tirjakiju, te molimo i njega da ostane sa nama na binu. Sayın Tirjaki Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum ve kendisinin de bizimle sahnede kalmalarını rica ediyorum.
Sa nama je i ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija gospodin Džihad Erginaj, koji će nam se također obratiti. Şu anda aramızda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Cihat Erginay Bey'i konuşmasını yapmaları için sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanım, sizin boşnakçanız mı daha iyi, Armin Muzafferiyan'ın Türkçesi mi daha iyi, karar veremiyorum. Süpersiniz, sağ olun. Ne mogu da odlučim da li je gospodinu načelniku bolji turski ili bosanski. Svaka vam čast. Değerli misafirler, bugün eşimle birlikte bu güzel havada, bu güzel günde, bu güzel kentte, bu güzel insanlarla birlikte olmaktan gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Cijenjeni gosti, želim da vam iskazim zadovoljstvo što sam danas zajedno sa svojom suprugom ovdje sa vama na ovako lijepom vremenu, ovakvom lijepom gradu, sa ovakvom lijepim ljudima. Bu güzel törene, bu güzel günü hazırladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Zahvaljujem vam što ste organizovali jednu ovakvu predivnu manifestaciju. Ama özel teşekkür tabii ki iki belediye başkanımıza. Öncelikle Sayın Amra Babic'e. Visoko Belediye Başkanı'na bu olayı mümkün kıldığı için teşekkür ediyoruz. Ali prije svega želim da se zahvalim načelnici Visokog zato što je omogućila realizaciju jednog ovakvog projekta. Çok çok emeği geçtiğini biliyorum. Sadece kendisinin değil belediye olarak, Visoko Belediye Meclisi olarak çok uğraştıklarını şahsen biliyorum. Hepiniz adına kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Također znam da su svi ostali uposlenici opštine Visoko kao i svi ostali građani učestvovali u ovom projektu i svima vama se zahvaljujem. Aynı zamanda tabii yine bunu mümkün kılan Altındağ Belediye Başkanımız Sayın Veysel Tiryaki, burada aramızda bulunan belediye meclis üyeleri ve Altındağlılara da çok çok teşekkür ediyoruz. Yine hepinizin adına. Također, u vaše ime se zahvaljujem i načelniku općine Altında, poslanicima iz općine Altında i svim građanima Altında koji su također omogućili realizaciju ovog projekta. Bu çok güzel bir ortaklık oldu. Zira biliyorsunuz, Bosna Hersek benim için, bizim için çok özel bir yer. Moram istaći da je ovo jedan jako lijep projekat. Bosna je za mene, kao i za sve nas iz Turske, jako vrijedna i važna. Aynı zamanda Altındağ, Ankara da çok özel, zira Ankaralıyım, ne diyebilirim? Također, Altındağ i Ankara su jako važne za mene, ja sam iz Ankare. Ankara'yı buraya taşıdığınız için teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Zahvaljujem vam što ste prenijeli Ankaru ovamo. Bu kardeş şehirlik ilişkisi çok önemli bir ilişkidir. Ova veza između nas je jako važna. Bizim çok desteklediğimiz bir birliktelik, bir ortaklıktır bu. Ve Bosna Hersek ile Türkiye arasında çok sayıda kardeş şehir ilişkisi kurulmuştur. Mi jako podržavamo ovakav vid saradnje, imamo jako mnogo ovih zajedničkih projekata. Ama bu ilişkiye bu kadar güzel bir anlam kazandıran, bu kadar somut bir yapıya, bir işbirliği örneğini ortaya koyan bu iki belediyeye içten teşekkürlerimi sunuyorum. Želim srdačno da se zahvalim ovim dvjema opštinama koji su omogućili realizaciju ovakvog jednog divnog projekta koji je realizovao jedne velike rezultate. İşte kardeşlik budur. Prijateljstvo i bratstvo je ovo. Bu inşaatın bu kadar kısa süre içerisinde gerçekleştirilmiş olması çünkü özel bir inşaattır. İçindeki donatıyla birlikte özellikler olan bir inşaattır. Çok kısa sürede çok kaliteli bir şekilde sonuçlandırılmıştır. İzgradnja ovog objekta je završena u jako kratkom periodu, znači ovo je jedna specijalna građevina sa svom popratnom opremom unutra. Bu yapıyı inşaat sırasında devlet büyüklerimiz yakından izlemişlerdir. Mi smo pratili izbliza izgradnju ovog objekta. Ben de yakından izledim. Birkaç kez gelip ziyaret ettim. Gelişmelere baktım. Sayın belediye başkanlarımızla birlikte de burada bulunduk. Ja sam i sam lično nekoliko puta došao ovamo, pratio kako idu radovi. Zajedno sa dva načelnika smo to skupa sve popratili.
ayrıca birçok kez özel olarak da Visoko'yu ziyaretim sırasında eşimle birlikte burada Tabakhane Camii'nin civarında veya nehir boyunda kahve içerken hep gelişmeleri gidişatı izledik. Također prilikom privatnih posjeta sa svojom suprugom smo pratili izgradnju ovog objekta uz iz obližnje camije iz kafića. Dolayısıyla bunun tamamlanmış olması ve bugün burayı sizlerle birlikte açıyor olmak bizim için büyük bir mutluluk vesilesidir. Jako nam je drago što je ovaj projekat završen i što danas ovdje moguće vidjeti ovu građevinu. Bu yapı sadece Visoko'ya değil, aslında Bosna Hersek'e kazandırılmış büyük bir eserdir. Ova građevina nije bitna samo za Visoko, bitna je za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'e birçok alanda katkısı vardır, birçok alanda işbirliğimiz vardır, malumunuz. Turska doprinosi Bosni i Hercegovini na mnogim poljima, kao što znate. Birçok alanda, ekonomik, siyasi, spor, kültür. U ekonomiji, politici, sportu, kulturi, tako dalje. Her alan. Bu yapıya da, bu kültür merkezine de bu bağlamda bakmak lazım. Bu sadece bir kültür yatırımı değildir. Sadece bir kültür merkezi değildir. Bu aynı zamanda ekonomik bir yatırımdır. Aynı zamanda ticari bir yatırımdır. Ve bütün bu alanlara katkı sağlayacak bir merkezdir. I na ovu građevinu moramo pogledati iz više aspekata. Znači ovo nije samo jedan kulturni centar. Ovo je i doprinos u ekonomiji, doprinos u kulturi, doprinos u svim tim poljima. Bu merkezin sadece Visoko'da, Bosna Hersek'te kültür faaliyetlerine hizmet etmesi değil, aynı zamanda Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerine de hizmet etmesini samimiyetle bekliyoruz. Ne očekujemo samo da će ovo doprinijeti kulturnim aktivnostima u Visokom, a također očekujemo da će doprinijeti jačanju veza između Turske i Bosne i Hercegovine. Bu bağlamda Sayın Amro Babić'ten, Visoko Belediyesi'nden ve Visokolulardan ricam var. I u tom smislu molim načelnicu opštine Visoko i sve vas Visočane da nam pomognete u tome. Buraya gözünüz gibi bakın. Molim vas da pazite na ovo, kao na svoje oči. Burası çok güzel. Ovo je jako posebno mjesto. Burası boş kalmasın hiçbir zaman. Molim vas da ovo ne bude prazno nikad. Kütüphanesiyle, sınıflarıyla, kafeteryasıyla, bütün içerikleriyle en iyi şekilde değerlendirin. Her gün burası gençlerle, insanlarla dolup taşsın. Molim vas da svi vi i mladi i stari koristite i učionice i biblioteku i sve salone. Burada herhangi bir faaliyet arzu ettiğiniz zaman Türkiye olarak biz her zaman yanınızdayız. I kad god poželite bilo kakvu aktivnost, mi smo uvijek uz vas kao Republika Turska. Elimizden gelen katkıyı sadece Altındağ Belediyesi olarak değil, aracılığıyla değil, Türkiye Cumhuriyeti bir bütün olarak yardıma ve katkıya hazırız. Mi smo spremni ne samo kao opštine Altındağ, već kao cijela Turska da vam pomognemo u realizaciji bilo čega što poželite. Yunus Emre bizde burada. I Yunus Emre Institut je ovdje. Emin olun ki yardımları olacaktır, katkıları olacaktır. Budite sigurni da će vam i oni pomoći. Eminim ki yakında burada Türkçe derslerine de başlayacaksınız. A siguran sam da će ovdje uskoro i započeti nastava na turskom jeziku. İlk öğrenci de belki Amra Hanım olacaktır. A možda će prva učenica biti gospođa Amra. Bekliyoruz. Očekujemo vas. Tekrar bu güzel günü birlikte yaşadığımız için mutluluklarımı ifade ederken hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun. Još jednom vam želim iskazati rado što sam ovdje zajedno sa vama. Još jednom hvala vam i alahmar. Zahvaljujemo se uvaženom ambasadoru i molimo i njega također da ostane sa nama na bini. Sayın Büyükelçi Başkanımıza teşekkür ediyoruz ve kendisinin de sahnede kalmasını rica ediyoruz. Današnja svečanost prilika je za dodjelu zahvalnica i prigodnih poklona koje će uručiti općinska načelnica gospođa Amra Babić. Bugün fırsattan istifade ederek de tüm emeği geçmiş önemli kişilere bugün burada hediye ve takdimlerini sunmak için Amra Babić'i davet ediyoruz. Pokloni i zahvalnice se dodjeljuju. Gospodin Džebrail Aslan, zamjenik načelnika općine Altındağ. Pozivamo gospodina Aslana da im se pridruži na bini, preuzme zahvalnicu i prigodan dan. Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Cebrail Aslan Bey'e hediyesini ve plaketini takdim etmek için sahneye davet ediyoruz.
Zahvalnica i prigodan poklon se dodjeljuje i dr. Veysel Tirjakiju, načelniku općine Altinda, koji je tu na bini sa nama, i pozivamo općinsku načelnicu da uruči i njemu prigodnu zahvalnicu i poklon. Altında Belediye Başkanı Sayın Doktor Veysel'e de özel bir hediyeyi takdim etmek için. Općinska načelnica Amara Babić uručit će prigodan poklon gospodinu Musa Şahin'u, velikom prijatelju Visokog iz Republike Turske. Musa Şahin Bey, Visoko şehrimizin en büyük dostlarımızdan, aynı şekilde hediye takdim etmesi için Amara Babić'i ve Musa Bey'i burada buluşturmak istiyoruz. Također, prigodan poklon i zahvalnica dodjeljuje se i ambasadoru Republike Turske u Bosni i Hercegovini, njegovoj ekscelenciji Cihat Erginaju. Cihat Erginaj Bey'e de Bosna Hersek tarafından bir teşekkür olarak takdim ediyoruz. Hvala još jednom svima.